Zülfü Livaneli'yi ben daha çok müzisyenliğiyle severim ya da müzisyenliğini takdir ederim ve o yönünü daha çok tutarım. Ama Livaneli'nin bir de romancı kimliği var, yazar kimliği var. Bu ikisinden hangisi bende öne geçiyor derseniz müzisyenlik tabii ki öyle diyeceğim. Ama kimileri de onun yazarlığını da seviyor. Bunun için Livaneli'nin size bugün yeni bir kitabından bahsedeceğim. Yeni dediğim aslında yeni baskısı olan bir kitap. Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm. Bu kitap 2001 yılında basıldı ama yeni baskısı yeni bir yayın evinden yapıldı. Ve aslında okura da yeni yayınlanmış bir roman gibi sunuldu. Fakat yeni değil. Romanı ilginç kılan şey şu. Bu romanın yazım süreci yaklaşık 30 yıl sürmüş. Livaneli'nin dediğine göre. Aslında 1974'te yazmaya başlamış. Ama anlatmak istediği şeyler bir türlü kafasında oturmadığı için ya da anlattığı şeylere daha nesnel bakması gerektiğini düşündüğü için üzerinden zaman geçmesini istemiş. Böylece kitap 2000'li yılların başında okurla buluşuyor. Kitapta ne anlatılıyor derseniz, önce şuna dikkat çekmem gerekir. Kitabın iki anlatıcısı var. Yani şöyle söyleyelim. İsveç, Stockholm'da yaşayan birisi bir arkadaşının ne diyelim hayat hikayesini romanlaştırıyor ve o romanlaştırdığı hayat hikayesinin sahibine de bunu ifade ediyor. Diyor ki ben senin hayatını yazacağım. Tabii romanın kurgusu içerisinde geçiyor bu. O da izin veririm diyor. Ben okursam diyor. Yani okumak şartıyla buna izin verebilirim diyor. Romanda bir yazar o arkadaşının hayatını yazıyor. Bu birinci anlatıcı diyelim. Daha sonra yazdığı bu nüshaları arkadaşına veriyor ve arkadaşı da bu romanda gerekli gördüğü yerlere ya da bölümlerin sonlarına el yazısıyla eklemeler yapıyor, notlar düşüyor. İkinci anlatıcı da bu. Aslında roman iki farklı karakterin ağzından anlatılmış gibi diyelim. Kısaca içerikte ne var ondan bahsedelim. İçerikte işte ne diyelim Türkiye'de bir yanlış anlaşılma sonucunda kendisi hakkında bir tutuklanma kararı veriliyor. Bu tutuklanma neticesinde çeşitli eziyetler, işkenceler görüyor ve çıktığında Stockholm'a gidiyor. Bir iltica talebinde bulunuyor ve oraya iltica ediyor. Ama yıllar sonra kendisine hapishanede işkence eden ya da tutukluluk döneminde ona eziyet eden kimseyle hastanede karşılaşıyor. Bu karşılaşma anı ve Sami Bey'in bu karşılaştığı ve kendisine işkence yapan insana karşı tavırları, psikolojisi, buradaki insanların psikolojisi derinlemesine inceleniyor. Hani bir şey yapmaya karar veriyor, yapacak mı, yapmayacak mı? Tabii siz romanı okuyunca bunu göreceksiniz. 12 Mart döneminden sonra yurt dışında yaşamak zorunda kalan insanların psikolojisi, hayata tutunma çabaları, işte onların mücadelesi vesaire ve yurt dışında bir araya gelmeleri, yalnızlıkları, çelişkileri, kararlılıkları, tutumları, bütün bunlar bir roman kurgusu içerisinde irdeleniyor, inceleniyor. Size de okumak kalıyor. Evet.